Ama işte o kadar masraf yaptık, tadını çıkartamayacağız ki. Ay kız parti yapacakmış arkadaşlarına Tahsin, ne yapalım? Evden kovuyorlar bizi. Hayır, Bülent Bey ile Sedef Hanım'ı kutlamaya alırdık eve. Çoluk çocuk hep beraber vakit geçirirdik. Hani dördümüz böyle arpacı kumrusu gibi birbirimize mi bakacağız yani? Ay ne bileyim şekerim, zaten araları bozuk. Kadın bakalım konuşuyor mu Bülent Bey'le? Aman, bir konuşmayacakları kaldı yani. Ne yapacağız yılbaşı gecesi Cem'in annesiyle babasının mahkeme duvarı gibi suratını mı seyredeceğiz yani? Yara yırttı mı Tahsin? Ya barışsınlar, ya gidip başka yerde kutlasınlar. Benim yılbaşı gecemi ne diye mahvediyorlar ya? Canım orası öyle de, sen yara yırttın mı? Gazeteler nerede lan? Tahsin. Aa bak ne yazıyor. Ajda Pekkan yılbaşı gecesini bizim ilerideki restoranda kutlayacakmış. Çok güzel. Sen yara ayırttın mı Havyer'den? Hayır, ayırtmadım. Aa, neden şekerim? Aa. Baksana canım, Ajda Pekkan falan gidiyormuş. Yer yoktur zaten. Aa! Ay kusura bakma ama cimrisin Tahsin. Ne cimrisi ya? Geçen defa kaç para hesap geldi. Oh, Bülent Bey yıktı üzerime kaçtı. Bu sefer yağma yok. Muhallebici'de yiyeceğiz. Ne? Muhallebici'de yılbaşı olur mu Tahsin? Vallahi soldan soldan geliyorlar. Neden olmasın canım? En güzel yer. Sas takımı bile ayarladık. Mutfağını biliyoruz işteyse. Tertemiz. Ha, mevzu o çünkü değil mi? Bir kere Sedef Hanım'la Bülent Bey beğenmezler ki orayı. Aman beğenmezlerse gelmesinler canım. Zaten Bülent Bey'in önüne dayaş arabı. Gerisini boş ver. Yılbaşı elbisemi göstermek istiyorum. Aa, ne kadar güzel ayol. Çok para vermişsindir sen şimdi buna. Yok baba, ne parası, bu bizim derginin çekim kıyafetlerinden. Yılbaşından sonra dükkana geri vereceğiz. 5 kuruşum yok ki benim, nereden gece kıyafeti alacağım? Ay Tahsin'cim ne olur şu piyango işini yapalım. Öf, bana kazık gene. Şekerim zaten Havyar'a gitmiyoruz. Dükkanda bedava tarafından yılbaşı yaptırıyorsun bize. Onu ona say. Sas takımı bedava mı? Eşimiz dostluğumuz mu çalacak? Peki nasıl olacak bu piyango miyango? Yılbaşı piyangosu diyeceğiz. Ha. Ufak tefek hediyeler aldık. Böyle mumdu, süstü, püstü falan. Misafirler de getirir biraz. Hepsini piyangoya koyacağız. Ondan sonra da bir tane büyük bir hediye var. Bizim 15 tane cumhuriyet altını. Onu da bir kesenin içine koyacağız. Allemde kallemde dalavereyle asıllara çıkartacağız. Oh! 3500 liralık yılbaşı hediyesi. Vallahi ne hala oh! Tahsin'cim, ikisinin kazandığını toplasan ancak bir maaş ediyor. Bak kızcağız kendine yılbaşı elbisesi alamamış. Ya çok hayati bir ihtiyacını karşılayamamış. Vah vah vah. Ya o gardıroplara sığmıyor elbiseler. Alırken al al al, giymeye gelince yok yok yok. Şimdiden hayırlı seneler dayıcım, yengecim. Ya bu yılbaşını birlikte idrak etmek beni o kadar mutlu etti ki. Akşama biz de dükkanda olacağız Sacit. Ne? Hadi ya. Niye? Niye? Bizi istemiyor musun yani? Hayır aşk olsun da biz arkadaşlarla birlikte şey yaparız diye şey ettik. Hayır biz bir köşede kendi masamızda otururuz, sizi rahatsız etmeyin Sacit. Ha anladım. Bakan kız da geliyor mu? Ha. Ay ne olur, ne olur tanışalım şu kızla. Vallahi yenge onun pek öyle tanışmakla falan arası yok yani ama bilmem ki. Canım bir merhaba deriz, ne olacak? Sacit, sen bu akşam benim partimde yoksun değil mi? Şu anda tekrar düşününce var olabilirim. Hadi ya. O zaman varsan da lütfen varlığınla yokluğun bir olsun Sacit. Bir de Burhan'a çaktırmıyoruz tamam mı bu akşam burada parti olduğunu? Gelir melir Allah korusun. Aa, Burhan'ı davet etmediniz mi kızım? Bu gerçek bir soru değil herhalde değil mi anne? Davet etmiş olma ihtimalim var mı sence? Ama çok ayıp. Hiç olmazsa yarım ağız söyleseydin. Anne ben yarım ağız da söylesem otu tam olarak gelecek ve partiyi mahvedecek yani. Olmaz, vallahi olmaz ya. Tahammül edemiyoruz adama. Püf püf ses. Evet ses. Sevgili Sütçüoğlu Apartmanı sakinleri. Öncelikle Kurban Bayramınızı çok içten dileklerimizle kutlarız. Bayram ziyaretlerimizi yarından itibaren yaparız. Çünkü şu anda gündem başka. Ana! Kapçat kadar şu anda yeni yıla girdi. Çünkü saat orada 12.
Merak etmeyin, ben saat ayarlarını yapıyorum. Bu vesileyle tüm Kamçatka halkının yeni yılını kutluyoruz efendim. Kamçatka halkı acaba nerede yaşıyor? Hemen bir açıklama. Rusya'nın doğusunda bir yer. Hiç gördüğüm yok. Tanıdığım birisi de yok. Ben Rus kızlarını çok sevdiğim için, bayıldığım için orası da herhalde çok güzeldir. Günün püf noktası olarak aşırı alkolden sonra tuzlu limonlu maden suyu sizin dinç uyanmanızı sağlayacak, salaklaşmanızı önleyecek. Günün öğüsü hindili pilav. İyi günler. Kapattım. Çok güzel bir meşgale. Vallahi bir gün bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama Aslı haklı be dayı. Canım şöyle derin derin nefes al, iyi gelir. Çok heyecanlıyım ya, ruhumu teslim etmek üzereyim. Ya ben hep sahneye çıkmadan önce tüm seyircilerin arkadaşım olduğunu düşünürüm. Sen de öyle yap. Hayır, ben İstanbul'a geleli siftah yapmadım daha sahnede. Oradaki seyirciyle buradaki seyirci bir değil ki. Ya yuh çekerlerse? Olur mu hiç öyle şey? Sen aynaya bakmıyorsun galiba. Ya ne alakası var kızım ya? Vay. Maça gördüm ben onu. Hayır, Anadolu Rock'ın çok az bulunan bir türünü icra ediyorum. Sanatımı anlamayabilirler. Ya o izbe yerde sahneye çıkmak için niye bu kadar heyecanlanıyorsun dostum ha? Yılbaşı gecesi zaten herkesin kafası 1500 olacak. Yani sen daha dün annemizi söylesen dinleyecek kıvamdalar ya. Yavrum oku Bilal abi. İzbe mizbe. Eski rakçılar geliyormuş, ünlüler geliyormuş diyorlar. Hatta birkaç sene önce Erkin Koray gelip sahnedeki grupla birlikte çalmış diye bir rivayet var. Erkin Koray mı? Yok artık. Sen Erkin Koray'ı falan bekleme canım. Bir an önce çık sahneye, şarkını söyle. Ondan sonra da Aslı'nın partisine gel. Gel derken? Biz orada olacağız ya. Yok ya. Ha? Zannetmiyorum Fatoş. Neyi canım? Biz eğer bir çift 80'de bir zahmet kalkar benden rak para kadar gelirsin. Öyle ayrı gayrı yılbaşı gecesi olmaz. Benim prensiplerim var bazı, kusura bakma Fatoş. Ay ne tatlı değil mi? Yani şimdi ne işimiz var muhallebicide? Hayır, bunun müşterisi var, paparazzisi var, dayısı, yengesi var. Ne bileyim, kalabalık falan bir yandan. Ayrıca o sas takımı falan ne alaka? İşte diyorum ki sen benim kuzenimin partisine gel. Ha, evde daha iyi, öyle biz bize takılırız. Ya olmadı, birlikte bir odaya kapanıp televizyon izleriz misal. Bu parti sizin apartmanda öyle mi? Yani dışarıda olsaydık aslında ben daha rahat ederdim ama neyse. Dur bakalım. Zaten annemler yılbaşı için Ankara'dan geleceğinden evden kaçta çıkacağım belli olmaz benim. Aha. Ya Sacit'cim, bu arada böyle yılbaşında kokoş kokoş giyinip dışarı çıkan insanlara ben uyuz oluyorum. Acayip kıl oluyorum. Onun için diyorum ki hani böyle kot gömlek falan çıkalım. Ha, ne dersin? Tamam canım, oldu, görüşürüz. Tamam tamam, oldu, öpüyorum, bay bay. Bay bay. Kimle? Hatice, Hatice. Yılbaşı gecesi dışarı çıkmayacaksın kanımca. Arkadaşıma söz verdim abi, Hatice'ye. Yok, gitmeyeceksin kanımca. Niyeymiş o? Babam dedi, sürekli dışarıda. Bari bu gece evde otursun dedi. Ben de babama katılıyorum. Abi, ben söz verdim ama şimdi ayıp olur yani. Beni kırıyor musun? Sen niye benim hayatıma karışıyorsun ki tek hücreli halinle? Tek hücreli olabilirim ama gitmeyeceksin. O kadar. Anladın sen onu. Yani bayağı piyango falan gibi mi bu? Biletli falan? Yok yok. Tombala gibi. Bir torbanın içinden numara çekeceğiz. Artık kime ne çıkarsa. Bize kesin mum falan çıkar. Ama size iyi bir şeyler çıkar gibi geliyor bana. Tahsin. Aslı, şimdi içli köfteler, fındık lahmacunlar hazır. Bir tek fırına verilecekler, o kadar. Akşama doğru da çiğ köfteye gireceğim çünkü o taze yenilir. Neden bahsediyorsun Makbule ablaya? Akşama parti var ya, nasıl doyacak o kadar insan? Aç açına mı oturacaklar bütün gece? Ay ne diyorsun ya? Hayır lütfen sen Alaturka yemeklerini sokma benim partime. Benimki öyle temalı partiydi. Zaten catering ayarladım. Kanepeler var, sushi var. Nasıl yani?
Ne yiyeceksiniz peki? Kanepeler var, sushi var. Ne yiyeceksiniz peki? E bu böyle gider ama Makbule abla. Ben ne yapacağım o kadar yemeği ya? Kendin ye, ne bileyim ben. Ben yerim. Ay Makbuleciğim, yap sen yavrum. Olmadı dükkana götürürüz, yarın da yenir. Ellerine sağlık yavrucuğum. Ay o kız dedinmiş, yapmış. Ne olur partide içli köfte olsa, mis gibi. Ya anne, partinin bir teması var, şeyi var ya. İstemiyorum Alaturka yemekler. Sushi var, kanepeler var. Ay ne yiyecek insanlar? Sushi var, kanepeler var anne ya. Siçoğlu apartmanı. Evet. Şu anda Avustralya'nın Sydney kenti yeni yıla girdi. Buradan Sydney halkına iyi yıllar efendim. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Irrapare statore cassatanton tor. Ay bayılıyorum Christmas ruhuna. Yani her yer kırmızı yeşil olsun istiyorum. Şeminenin başına da çorap astım, bakalım Noel Baba bize bu sene ne bırakacak şansımıza. Sizin şömineniz yok Burhan Bey. Ayrıca Christmas'ta Noel, Noel'de geçti. Sen papaz mısın canım? Ha? Yavrum, papaz mısın sen? Niye böyle her şeyi biliyorsun? Bırak yılbaşı gününü, kafamıza göre yaşayalım ya. Yeni yılbaşı, yeni yıl ruhu demek, başlangıçlar demek, hediyeler demek, hindi pilav demek, değil mi İfot? Tabii canım, tabii. İyi seneler Burhancığım. O zaman ben yanınıza geliyorum. Ne yapıyoruz akşam? Akşam? Biz Bülent Bey'lere söz verdik. Dükkana gidip bir şeyler yiyeceğiz. O kadar. Ya biz oradayız. He. Aslı ne yapayım? Biz bir şey yapmıyoruz, evdeyiz. Parti yok mu? Ne partisi? Doğum günü partisi. Yılbaşı partisinden bahsediyorum Çipi ya. Ha yok. Yani. O zaman bize gelin. He? Çok güzel yemekler yaptım. Küçük bir hindim var. Kestaneli pilav da yaptım, mis gibi. Ekip olarak 2007 idrak ederiz, konuşuruz, tartışırız. Ne diyorsunuz? Yok, biz gelmeyelim. He. Tataşlar falan ne yapıyor? Onlar şey, Tanrıverdi Rakbar'da bir iki şarkı söyleyecekmiş. Onlar orada. İşte biz burada. Dağıldık her yere. O eski yılbaşılar kalmadı artık. Herkes bir tarafta. Parti yok yani. Yok canım. Parti kim, biz kim artık. Aa Burhan Bey. Merry Christmas and a Happy New Year olsun size. Aslı'ya eşek kadar parti veriyorsun. 50 kişi çağırdın. Çiğ balıktan kanepeyle nasıl doyacak o kadar insan? Bir işkembe çorbası yapıvereyim diyorum ha. Arkadaşlarını mı çağırdın? Son dakika. Bizden habersiz. Ay vallahi bilmiyordum. Anlıyorum. Anlıyorum. Bütün hafta ofiste elden ele dolaşan ve benden saklanan isim ve telefon listesi meğer partinin davetli listesiymiş. Burhan Bey, biz sizi memlekete gideceksiniz diye biliyoruz yani. Yaşamam ya. Ben hep gaffurla kutlarsınız diye şey yaptım ama. Gaffurla ha? Gaffurla mı? Yani beni gaffurla mı yakıştırıyorsun ya yavrum? Yazıklar olsun sana. Benim hayatım, bütün muhitim gaffurdan mı ibaret yani? Burhan Bey lütfen gelin, bekleriz yani. Gerek yok. Gerek yok. Burada iletişim kesildi yavrum. İletişim kesildi.
Benim yeterli derecede çevrem ve dostum var. İstanbul'da sadece belirli bir zümreyle konuşabiliyorum, anlaşabiliyorum maalesef. Ben kendi partimi kendim veririm. Hadi hoşça kalın. Bu arada siz beni davet etmediniz ama ben sizi partime davet ediyorum. Siz beni davet etmediniz ama ben sizi partime davet ediyorum. Alt katta benim partim. Sizi beklerim efendim. Mali memnuniyetle gelirim efendim. Ah, nasılsın Fatoşcuğum? İyi seneler. İyi seneler. Akşam ne yapıyorsunuz Bülent Bey? Hiç sorma bebeğim. Yaşlılara takılmak zorundayım. İçim şimdiden sıkılmaya başladı. Biz bir ara gece yarısına doğru Havyar'a uğrayalım diyoruz. Gelir misiniz? Ne dersiniz ustad? Keşke kaçabilsem. Keşke kaçabilsem. De işte orada da hayat yoktur ya. Yani fanfifon durumlar diyorum. Ajda yılbaşını orada kutlayacakmış. Ben onu görmek için gitmek istiyorum. İdolüm. Ay hepimizin. Ajda. Hekkan. Ne anladım? Demek buraya geliyor. Yani bu akşam şu sokağın köşesinde olacak. Hassasıyım kadının ya. Vallahi hassasıyım canım. Görürsek imza alalım ister misiniz? Ben daha önce 7-8 imzasını almıştım da. İyi seneler. İyi seneler. Ben bir kahve almaya gelmiştim. Çok garip. Evet ya. Ne bu samimiyet? Fatoş çoğumlar, bebeğimler. Pis tanıcam ha. Ay ben ondan söz etmiyorum. Bülent Bey, Ajda Pekkan'a aşık? Hangimizdeyiz ki ya? Öyle değil Kubi. Adamın yüzü allak bullak oldu. Nasıl bir delilik yapmasında? Baban Ajda Pekkan'ın bizim mahallede yılbaşı kutladığını öğrenince nasıl bir delilik yapabilir ki? En fazla gidip resim çektirir kadınla. Sevgilim. Babamın hayattaki en büyük zaafı Ajda Pekkan. Nasıl yani? Yani şimdiye kadar hiçbir konserini kaçırmadı. Yani resmini görse taşı gardı geçiriyor. Obsesyon yani. Hatta annemin dediğine göre çapkınlığının sebebi de bu. Tabii tanıştığı kadınların hepsinde Ajda Pekkan'dan bir yön arıyor çünkü. Ha, arıyor arıyor bulamıyor. Onun için gibi. Fanatik hayran diyebilir miyiz? Üfet yenge. Yılbaşını ve kurban bayramını aynı günde idrak ettiğimiz için acaba hiç değilse partide bir kavurma olması gerekmez miydi sence? Ne bileyim şekerim, istemiyor işte. Zaten bunun partisi yüzünden bayramdan da bir şey anlamadık. Allah'tan 3 gün var daha. Biz ne zaman bayramlaşacağız? Yani komşularla falan. Yarın, yarın. Yarın bayramlaşırız, kurbanı da yarın keseriz. Şu partiyi bir atlatalım. Peki de bu akşam ne yiyecek bunlar? Sushi varmış, kanepe varmış. Ne yenecek? Hayır Aslıcığım, hayranlık falan yok. Babam aşık. Yani resmen aşık. Hatta birkaç kere böyle aynı ortamda bulunmuşlukları falan da var. Bu Paris'teki büyükelçilik davetlerinde falan. Babam yanına gidip hayranınızın bile diyememiş. Düşün artık yani. Babam. Evet. Bir keresinde cesaretini toplayıp bize bir şarkı söyler misiniz demiş. Ajda Pekkan babama dönmüş, gülümsemiş. Babam küt diye bayılmış. Ya o günden beridir hala bana bir şarkı borcu var deyip duruyor. O da bayağı kendi kendine gelin güvey olmuş yani. İşte obsesyon. Halbuki bir kere konuşsa, iki çift laf etse belki de babama iyileşecek yani. Merhaba. Aslı'nın partisi var ya, yılbaşı partisi. Oranın adresi değişti. Bir alt kata taşındı. Evet. Aynı parti bir alt katta. Ha ben. Bir dost.
Buran altın top efendim. Haber vereyim diye. Aynı parti bir alt kat. Evet. Evet efendim. Ha, Merry Christmas. Hadi hoşça kalın. July. 0533. Ya çok heyecanlıyım ya. Yılbaşı ya. Bu akşam çok eğleneceğiz. Ya bu... ya öyle. Abi yenge iki güzel kız arkadaşını da getirse de daha şenlikli olsa. Boş versene Sertaç ya. Burası Nişantaşı. Zaten bu akşam burada bir sürü genç insan olacak oğlum. Tabii abi. Ne kızlar gelir bu gece kim bilir? Ne kızlar? Allah! Üf ya. Çok dağıtacağız ya. Çok. Değil mi Sacit? Ya. Yalnız ben biraz gecikebilirim ya. Aslı çok ısrar etti. Azıcık benim partide dur sensiz olmaz diye ben o yüzden herhalde biraz. Aman. Ben ne anlarım o kokoş partiden abi. Sen ben bizim oğlan. Hep aynı insanlar. Ya halbuki burada kim bilir kimler olacak kardeşim ya. Dayımlar. He? Abi Ajda Pekkan bile şu arka sokaktaki restoranda olacakmış. Çok heyecanlıyım abi. Ya yılbaşını çok seviyorum ya. Çok çok. Yeni oğlum. Oğlum acayip eğleneceğiz lan. Orada kıpırdamadan dursan tam süper olacak. Efendi gibi dur. Aslı hanımefendiyle tanışacaksın. Dur. İyi günler. İyi günler Gafur. İyi seneler. Sana da sağ ol. Ve iyi yıllar. O da olur. Bir hediyem olacak. Hediye mi? Bana mı? Sana. Aa, çok teşekkür ederim. Gafur? Gel. Şş, gel. Gel. Aa, Hindi. Sana hediye ediyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim de Gafur biz buna nasıl bakacağız? Masanın üstüne koyarsanız bakabilirsiniz. Ama Gafurcuğum şimdi bu kuş masanın üzerinde durmaz ki. Kaçar değil mi? Pişmiş olursa durur hanımca. Ha anladım. Anladın sen onu. Ama Gafur ben buna kıyamam yazık. Bak çok güzel. Senin kadar güzel değil. Mersi. Şimdi Gafur şöyle yapalım. Bu söyle adını. Fatma. Fatma? Bunun adı. Ha doğru tabii Kel Fatma. Şimdi Kel Fatma'yı kesmeyelim yazık. Sen bahçede ona benim için bak. Yılbaşından sonra düşünürüz. Tamam mı canım? Tamam canım. Hadi bakalım. Fatma sen bizim yavrumuz ol. Kızımız ol. Aday. Aday. Tahsin'cim. Bak şimdi. Bunda numaralar var. Bunda da sadece 7 numara var. 7 numaralı hediye paketinin içinde de... Bizim altınlar var. Evet, evet. Asılları çektirirken... Bu keseden çektireceğim. Nasıl fikir? Biz de sanıyoruz ki kızımızı zengin bir ailenin oğlu genel müdüre verdik. Şu düştüğümüz hallere bak ya. Hadi Tahsin'cim çıkalım artık. Muhallebici de biz ev sahibiz ne de olsa. O zaman piyango işi tekrar geri döneceğiz yani. Tabii döneceğiz şekerim. Döndüğümüzde şampanya falan patlatırız. Çiğ köfte yapıyorsun ya. Kaldırır mısın onu ortadan? Çiğ etmeyeceğiz biz. Çiğ balık yiyorsun ama. Ama o başka. Ne oldu morardın? Makbule abla lütfen misafirler gelmeden çiğ etleri kaldır kimse görmesin. Hani gelen giden yok ki misafir nerede? Daha erken. Kaçta çıkabileceksin evden? Ya burada çok güzel parti var ya. Çiğ köfte bile var. Ya şu anda tam olarak bilemiyorum. Şu anda annemler şampanya patlatıyorlardı. O yüzden ben bir havaya bakayım. Muhakkak geleceğim. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. Kızım çıkmıyorsun değil mi? Arkadaşlara söz vermiştim baba. Yok yok otur. Kızım sokaklar it kopuk dolu. Anne sokaklar pis kopat dolu.
Hakikaten. Sus kız. Ya susun ya, dansöz çıkacak. Sen de bizim başımıza dansöz mü olacaksın? Ya hayır Gafur abi. Orhan Dersler'ın kızları çıkacakmış. Ha, o zaman olur. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu hey? Fatoş. Ha canım. Keşke üstüne bir şey giyip gelseydin ya. Ama böyle bir kıskançlıklar yapma tatlım. Peki o zaman. Fazla etrafa bakma, çok it kopuk durur. Sen iyi misin? Ya iyiyim de çok heyecanlıyım. Etrafta erkek oray falan var mı? Ben nereden bileyim, etrafa bakma dedin ya. He. Yok galiba değil mi? Tanrı verdi. Gerçekçi olalım. Erkin Koray buraya gelmez. Burası sigara kokulu, ucuz, türkü bar mı, rock bar mı olduğu belli olmayan, aslında türkü barlarında, rock barlarında yüz karası bir yer. Ya ama kalbimi kırıyorsun. Yani ben boşu boşuna ümitlenme diye böyle söylüyorum. Burası Erkin Koray'ın çıkıp müzik yapacağı bir yer değil hayatım. Ya niye? Genç amatör rockçılara destek olmak istiyor olamaz mı? Tamam, senin istediğin gibi olsun. Küsmek güzel ama anası olmamalı. Mendili eline, mendil verdim diline. Yalnız o tarafa bakma, o tarafta toplu olarak Hanzo var çok. Aa, yeter artık ama. Şar benim ellerime. Elliyoruz. Çok güzel. Atabilirsiniz. Parti çok güzel, her şey çok güzel ama biraz hindi ufak gibi. Kime yetecek? Yani ben bu kadar popüler bir parti olacağını hiç düşünmemiştim. Daha gittiğimiz herkes gitti. Peki Aslı niye gelmedi daha Burhan Bey? Vallahi bilmem ki. Burhan abi dedi, partiyiz dedi, senin evde yapalım, alt katta yapalım dedi. Ondan sonrasında da bir daha gelmedi, bir daha durmadı. Yani bilmiyorum. Haber alamadım yani. Gelir herhalde. Öyle banko. Hemen acele çıkmam lazım. Enderesan. Aslı ve Cem genellikle sıkıcı bir şekilde erken gelirler ama... Ben gider biraz sonra bakarım. Belki Aslı ne giyeceğine karar verememiştir. Öyle gibi. Süper partiymiş yalnız ha. Böylesini görmedim valla. Nerede kaldılar ya? Tamam aşkım, trafiktelerdiler herhalde. İyi akşamlar efendim. Şu anda Bangkok'ta yılbaşı oldu. Bütün Bangkoklulara hayırlı uğurlu bir 2007 dileriz efendim. İnşallah. Niye bu kadar keyifli geliyor bunun sesi? Arkadan da müzik sesi geliyordu galiba değil mi? Ay neredesin şekerim? Bunlar piyango için. Asıl sen neredesin? Nasıl yani? Parti Burhan'ın evinde değil mi? Ne? Vay, rakip parti ha? Hem de benim misafirlerimle. Aslı nereye? O zaman Burhan'a gidelim biz. Oğlum ölmek mi istiyorsun? Otur yerine ya. Ben gideyim canım ha. Hayır, komşu bir yerde. Sevgili misafirler, alt kattaki sevgili misafirler. Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ayrıca iyi seneler. Ancak tuhaf bir yanlış anlaşılma sonucu, anladığım kadarıyla şu anda Burhan Altıntop'un evindeki partidesiniz. Oysa ben Aslı Sütçüoğlu, benim partim bir üst katta. Yanlış yapıyorsunuz sevgili misafirler. Evet, sizi üst katta bekliyorum. Eğlence şimdi başlıyor. Asıl parti burada, tekrar ediyorum. Asıl parti burada. Öyle bir şey ya. Nereye? Görüşürüz Burhan. Saadettin Bey, siz de mi ama? Kusura bakma kardeşim. Esas parti yukarıdaymış. Ne yapalım? Vay. Savaş ha. Kabul ediyorum. Chico, savaşa var mısın?
ağlak sırat. İşin gücün trajediye. Trajediye. Al canım. Yaş, hoş geldiniz. Ne haber? Ne haber? Al canım, ne haber? Merhaba. Merhaba. Buyurun, esas parti, esas parti. Hep naziksin sen böyle. Oo, Saadettin Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Canım. Jingle bells, jingle bells. Hoş geldin. Hoş bulduk. İşte esas parti bu. Teşekkürler efendim siz. Hamdolsun, hamdolsun. Şaka maka 2007'de geldi işte. Ya, ya ne çabuk geçiyor değil mi efendim? Dalgınsınız Bülent Bey. Efendim? Dalgınsınız diyorum. Ajda yüzünden. Büyük aşkın iki sokak ilerideymiş Bülent. Biliyorum seni. Ah, ay biz de çok severiz Ajda'yı, böyle müziğini falan. Bülent'in ki öyle bir sevgi değil efendim. Platonik aşk. Aman canım bana ne, biz ayrı yaşıyoruz zaten. Ne ilgilendirir ki beni? Sertaç, burada yaş ortalaması biraz yüksek mi ne ya? Abi bizim yaşımızda hiç kız yok ya, ne yapacağız? Tahsin amcalar. Sakin de yok ortada. Dur kardeşim, daha erken. Bekleyelim. Süper yılbaşı olacak ya. Ümidi kesme Taco. Mişam. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Ha canım. Sen rakı mı içiyorsun? Ya doğru düz şarap yok. Canım bira da istemedi şekerim. Bar rakı içeyim dedim şerefe. Bana ters ama. Efendim? Kadının elinde rakı. Bilmiyorum yani, yakışmıyor bence. Aa, sen de çok maça çıktın ama. Kusura bakma, benim prensiplerim var Fatoş. Aşamam onları. Kurallarım var. Yani yapamam, aykırı bana bunlar. Allah Allah. Bak sen. Yazadı 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 yazadı. Kızım nereye? Çöpleri alayım ben. Yazık, abim televizyona dalmış, kalkmasın şimdi. Ha? Hangi dağda burada öldü? Yılbaşı ya. Aferin benim kızıma. Hanımına kokayız. Oldu, oldu. Benim telefonum yanımda. Merak ederseniz ararsınız. Bay bay. Merak edersen. Geldin canım. Hoş bulduk. Ancak çıkabildim evden. Çantan palton yok mu? Yok. Şoförle geldim arabada. Ha. Gel seni Aslılar'la tanıştırayım. Merhabalar. Sizi tanıştırayım. Zeynep, Aslı. Merhaba. Cem. Merhaba. Merhaba. Zeynep, Sacit. Bütün yiyecekler bu kadar mı ya? Kanepeyle, suşiyle. Bu bünye doymaz ki canım. Vallahi al benden de o kadar. Bence gayet rafine bir ikram. Rafine de benim açlıktan midem kazınıyor. En azından bir hindi pilav olur canım. Belki paraları yetmemiştir Saadettin Bey. Kanepeler de güzel, baktınız mı?